Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün neredeyiz arkadaşlar? Gene biz Gezmeler'deyiz. Sümeyye'ye geldik. Biz ne yapalım dedik çayımla elmalı kurabiye. Şöyle elmalarımızı rendeledik. Burada elmamız, cevizimiz ve tarçınımızı koyduk arkadaşlar. Hemen rengi solmadan biz bunu bir güzelce tavamızda kavuralım. Ocağımızın altını hemen yaktım. Ben de geldim. Şöyle biraz yağ dökelim. Şimdi elmamızı. Tavamızı aktardık. Beş adet elmamız var. Elmamızın kabuklarını soyup rendeledik. Şimdi güzelce bunu pişireceğiz. Buraya bir tatlı kaşığı tarçınımızı, şöyle bir çay bardağı kadar da cevizimiz var. Cevizimizi robottan geçirdik. Evet, şimdi önce elmalarımız biraz pişsin. Ondan sonra cevizimizle tarçınımızı ekleyeceğim. Elmalarımız şöyle suyunu çekti, gayet güzel. Hemen burada bir çay bardağı şekerimiz var. Şekerimizi ilave ettik. Biraz cevizimiz. Bir çay bardağı da cevizimiz. Sol tarafına denk geldi. Şöyle bir tatlı kaşığı da tarçın. Tarçınımızı da döktük. Bunları güzelce karıştıralım. Tarçınımızı çok sevene biraz daha katabilirim. Bu ideal. Çok güzel oluyor bir tatlı kaşığı. Yeterli oluyor. Güzelce birbirine girsin. Şekerimiz de içinde erisin arkadaşlar. Onu sonra soğumaya bırakalım. Hamurumuza geçelim. Malzemelerimi hazırladım. Burada 250 gram paket yağımız var arkadaşlar. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Onu ilave ettik. Şöyle bir su bardağı pudra şekerimiz var. 2 yemek kaşığı yoğurdumuz, 1 adet yumurtamız. Önce sıvı malzemelerimizi güzelce bir yoğurum elimde, birbirine karışsın. Burada da şöyle göstereyim. Bir paket kabartma tozuyla bir paket vanilyamız var. Onları unumuzla beraber birleştireceğim. 5 su bardağı unumuzun yarıdan fazlasını şöyle döktüm. Geri kalanını dökeyim mi? Dök. Kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ilave ederek elime de un döktüm. Hamurumuz gayet yumuşak oldu. Şimdi geri kalan unumuzu şöyle biraz daha döküp tekrardan yoğuralım. Çok sert olmayacak, çok da cıvık olmayacak bunun hamuru. Çok sert yaparsak çabuk kırılır. Yumuşak yaparsak erir mi? Aynen. Yok, yumuşak yaparsak da şey şekli birikine bozuk olur şekli. Hı-hı. Neyse, sen orada 5 su bardağı var. Hı-hı. Onun ne kadar kalırsa, aynen, kalması da ne kadar yiyecek içine bakacak, ona göre. Devamlı yoğuralım. Devamı gelene kadar yoğuralım. Şöyle hamurumuzun kıvamı gayet güzel oldu. Hemen alıp tezgahımızın üstüne koyduk. Şimdi şöyle bezeler tutalım. Ne kadar un koydun anne? Tek tek uğraşmayalım. 5 su bardağından 4,5'unu koy, yani bir yarım şişesini koymadık. 4,5'unu kullandık. He. Yeterli geldi. Bazen değişebiliyor un miktarları. Yumurtaya göre bile. Ve unun kalitesi falan da onlar, aha, da çok şey yapıyor, değiştiriyor. Aynen. Şu şekilde yuvarlayalım. Ondan sonra iç harcımızı koyması daha kolay olacak. Şimdi bezelerimizi aldık. Şu baştan başlayarak böyle bir aparatımızla şöyle bastıralım ki altına şekli çıksın.
yapmış olduğumuz iç harcımızı, elmalı iç harcımızı ortasına koyalım. Şöyle arkadaşlar, elmalarımızı içinde kapatarak kaybedelim. Bakın sonra şeklinde. Şu şekil oldu. Midye mi desem, ne desem bu gayet şey. Gayet güzel bir şekil oldu. Bu da aynı öyle. Yumak tuttuğumuzda daha kolay oluyor gördüğünüz gibi. Hiç uğraşmıyor tek tek beze kopartmak için. Hem de ortalamalar da aynı oluyor. Şöyle elimizle üstüne bastırıp çıkartmadan şöyle bir gezdirelim. Evet, şekil gayet güzel. Oğlum. Efendim oğlum. Şöyle bayağı bir azalttık. Üstüne tekrardan bastırarak şöyle yaptım, hemen çıkıyor arkadaşlar. Şekli falan çok güzel oldu. Midye mi oldu bu? Ne oldu anne? Midye böyle değil ya. O daha farklı. Değil mi? Midye böyle değil. Bu ama bir istakoz istakoz da değil. Bu bir şeye benzedi ama anlayamadım. Malzemeler mesela bu şeyden normalde kesme aparatından şekil çıkartabiliyor. Evet. Evdeki malzemeler kaç tane çıkıyor oluyor bir porsiyondan? Bakalım. Hiç saymadım. Göz kararı yaptım ya. Tam misafirlik yani. Aynen. Yeter misafire. Şöyle altına kapatalım. 28 tane herhalde. 28 mi olmuş? Keşke 30 tane çıkardı. Biraz daha küçük herhalde. Yine orada var mı 29? 29 mu? Biraz daha küçük olursa daha şey yapar. 30 tane çıkabilir değil mi? Biraz daha lokmalık yapılabilir. Bu 2 lokmalık oldu. Evet. Yani mesela tabak, gün tabağına yaptığıma düşünsene. Birer tane koyuyorsun. Millet bir tane doymayacak. 2 tane doymuyorsan onlara çok fazla gelecek. Aynen. Bence ideali bu. Evet. Normal pastanelerde böyle işte satılanlar. Evet. Çok küçük değil. Son kurabiyemiz. Hemen onu da kapattık. Şöyle hepsimizi buraya getirmiştik. Çok güzel oldu. Bir de dizelim. Anne! Anne! Efendim? Nasıl heyecanlı bizim çocuklar. Alırım anne hepsini. İnşallah. Bakalım. Alır alır. Evet, tepsimize yerleştirdik. Evet, şöyle kurabiyelerimiz pişti. Bir tanesi ılgaz dayanamadı. Biz de şeyini dökmediğimiz için pudra şekerini erir diye arkadaşlar biraz soyun dökelim dedik. Tadına baktı. Onun tadına baktı. Biz de altın diyemedim arkadaşlar. Soğuktan sonra tadına şimdi bakacak. Önce şöyle güzelce pudra şekerimizi üzerine ekleyelim. Vallahi acayip güzel oldular. Yiyenlere afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalımıza kalırsanız, kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederiz takip edenlerden. Destek verenlerden, yorum atanlardan, yorum atmayı bilmeyip de gerçekten bazıları da kalbensel olanlardan. Aynen. Bazı da yazıyor işte abla atmayı bilmiyor, işte oğlumdan yazdırdım.
Kızım Ayaz'dır önümde. Onları da çok seviyorum. Allah hepsine razı olsun. Destek verenlerden, vermeyenlerden de. Şimdi servis tabağımızı alalım. Şöyle servis tabağımızı alalım. En çok sevdiğim kurabiyelerden biri benim elmalı kurabiye. Biz Unurman Bülent'e çalışırken Leyla'nın orada okula yapıyorduk. Her gün farklı bir şey yapıyorduk. Bundan da yapıyorduk. Çok beğeniyordum. Evet arkadaşlar. Şöyle servis tabağımız da hazır kurabiyemiz. Hoşça kalın arkadaşlar.